Gazi ve şehitlerimizin, atamızın kemiklerini sızlattı. İsterseniz buradan başlayalım. Kim utanması gerekiyor? İşte bakalım. Çok şey söylemiş, çok sıkıldınız biliyorum. O kadar çok sıkıldınız ki Devlet Bahçeli'nin geçmişte Recep Tayyip Erdoğan için söylediklerini. Ama ben söylüyorum. Bakın MHP lideri Bahçeli'den Erdoğan'a. Erdoğan'a şeref nedir diye sorsak ilk kez duyuyorum. Nerede satılır, hangi de villada bulunur dersin diyor. Yine sen nasıl bir Müslümansın diyor Erdoğan. Bir sürü. Ne değişti? Artı bir de Hüdapar geldi. Hüdapar'la ortaklık yapıp Hüdapar ve AKP'ye bastonluk yapmaktan utanmayan bir MHP. Bütçeyle ilgili ve bizimle ilgili konuşma hakkına sahip değiliz arkadaşlar. Artık yeter. Sokağa çıkmayacakmışız. Biz sokaktayız Sayın Devlet Bahçeli. Sokağa çıkmayacak birisi varsa Hüdapar'ın genel başkanı bu ülkenin bölünebileceğini, tartışılabileceğini söylerken orada oturan sizsiniz. Semih Yalçın hangi kafayla söyledi bilmiyorum bunu ama artık edep diyorum. Hiç kimse bizi tehdit edemez. Bir milim eğilmeyiz, bir milim geriye gitmeyiz. Lütfen artık herkes kendine gelsin. Şehitlerin tabutları üzerinden ellerini çeksin. Şehit cenazesi gelmemesi için mücadele etsin. Şehit cenazesi gelsin de seçim yaklaşıyor. Camileri provoke edeyim. Manisa'ya bir belediye başkan adayı adayını yollayayım. Gaziantep'e bir milletvekili adayı adayını yollayayım. Çelenkleri kırayım. Türkiye'ye mesaj vereyim. Sandıkları da doldurayım diyen bir zihniyetin Allah belasını versin. Her seçimde aynı hikaye. Seçime yaklaşırken bu ülkede vatan evlatları, kerpiçsiz, sıvasız evlerden şehitler gelecek. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları camilere provokatörleri yollayacak. Aynı genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılanlar Manisa'da genel başkanımız Özgür Özel'e yapılacak. Ve böyle seçim kazanacaksınız. O koltuk böyle olacaksa kahretsin. Biz öyle bir koltuk istemiyoruz. Şehit, bayrak, vatan, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün artık siyaset malzemesi yapılmasını istemiyoruz ve bilin ki tek arzumuz şehit, artık şehitlerin gelmemesidir. Ama kendi basiretsizliklerinden gelecek olan şehit cenazeleri ile ilgili tekil tepkilerimizi, açıklamalarımızı, endişelerimizi, önerilerimizi yapacağız. Artık bu hukuksuzlukta, bu ahlaksızlıkta, bu basiretsizlikte biz AKP grubuyla aynı hizada hiçbir metni imza atmayacağız. İsteyenler atabilir. Ama Gara saldırısında da 16 evladımız şehit olduğunda unutmasınlar ki aynı gerekçelerle birileri de imza atmamıştı ve doğru yapmıştı. Diğer bir husus. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Gerekçeli kararı da mahkemeye yolladı. Anayasa 153, 148 seçilme hakkı ihlal edildi dedi. Ama bir şey daha söyledi. Bunun çözüm yeri 13 Ağır Ceza Mahkemesi dedi. Bir daha bunu anayasa Yargıtay'a yollama. Ayrı bir kriz yaratma. Karar ver dedi. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Can Atalay hakkında kararınızı verin. 13 Ağır Ceza Mahkemesi'ne sesleniyorum. Anayasaya uyun. Anayasaya direnmeyin. Anayasa ne emrediyorsa onu yapın. İkinci bir Yargıtay Anayasa Mahkemesi ile ilgili yaşanacak krizi bu ülkenin hukuk sistemi kaldırmaz. Biz seçilmiş Hatay milletvekili burada görmek istiyoruz. Ve Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının sonuna kadar doğru olduğunu düşünüyoruz. Artık hukuk yoluyla parlamentoya, anayasaya
bir darbe girişiminde bulunmayın diyoruz. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar çünkü eski bakan Yaşar Okuyan 14'te, o anda Allah'tan rahmet diliyorum, cenazesi var. Ona katılacağız. Eğer sorularınız varsa alabilirim. Abi söylem çatışması yok, bir çatışma da yok ama ben bir cevap vereyim buradan. Az önce söyledim. Gara saldırısında 16 evladımız şehit olmuştu. Yine mecliste bir bildiri yayınlamıştı. O zaman Sayın Akşener aynen bizim gerekçelerimizi ortaya koyarak bu bildiriye imza atmamıştı. O gün nasıl ki Meral Hanım'ın vatanseverliğinden, milliyetçiliğinden, şehitlere karşı duruşundan hiçbir şey eksilmemişse bizim de aynı şekilde eksilmez. O gün niye imza atmadıysa bugün de biz bu yüzden imza atmadık. Doğru duruş budur. Bir bildiri var, daha ileri bir bildiri var. Lütfen değerli genel başkanın bunu okumasını, bir de Gara saldırısından sonraki duruşlarını gözden geçirmesini dilerim. Cem Parti ile ilgili ne demişti? Valla bizim PKK terör örgütüyle, terörle yaşanan bu olaylarla ilgili tüm tepkimizi ortaya koyduk. Neden? Ne İYİ Parti ne de bir başka partiye şirin gözükmek gibi çabamız olamaz. Bizim duruşumuz belli, ilkemiz belli, programımız belli. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç kimse yapılan saldırı ve haksızlara karşı sessiz kalmasını beklemesin. Çok 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 daha ileri gideriz. Bunu AKP grubuna söylüyorum özellikle, MHP grubuna söylüyorum. İYİ Parti'de hanımefendi de bizim özellikle bildirimizi, söylemlerimizi değerlendirirse bence yanlış düşündüğünü görecektir. Buyurun. Aslında Adalet Bakanı'nın Yargıtay Başkanı ya da bir mahkeme başkanıyla bir dosya hakkında görüşmesi tabii kabul edilemez. Ama buna gerek kalmaksızın bu sorunu yerel mahkeme çözseydi bugün bunları konuşmayacaktık. Gerekçeli karar 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu sorunu kökten çözmesi gerektiğini söylüyor. Bunun üzerine Adalet Bakanı'nın aslında buna benzer bir şey kamuoyuna söylüyor. Biz de söylüyoruz. Şimdi bakalım mahkeme ya 2011 ruhunu yaşatarak, 2012-2013 ruhunu yaşatarak bir karar verecek, hepimiz kahrolacağız. Ya da adalet anayasaya göre bir karar verecek. O endişelerimizi de biz bir parça olsun unutmuş olacağız. Teşekkür ediyoruz. Evet, açıklamalar böyleydi. Gündeme ilişkin özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, ki bu açıklamalara dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında da yanıt vermişti. Bir taraftan burada Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun açıklamaları yine gündemdeki yerini koruyor. Birazdan Meral Akşener'in bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Onu da birlikte izleyeceğiz. Grup toplantısında konuşur çünkü Akşener. Diğer taraftan da Ali Mahir Başarır'ın gündeminde Can Atalay hakkında bugün artık verilmesini beklediğimiz karar var. Anayasaya uyun diye açık ve net bir çağrıda bir kez daha bulundu. Çünkü eğer yine bir Anayasa Mahkemesi Yargıtay krizi görürsek bunu kaldıramaz ülke dedi. Bakalım takip ediyoruz ne olacak. Şimdi az önce söylediğim gibi Meral Akşener'in açıklamalarında da vardı. Yapıcıoğlu'nun, Hüdapar'ın o kürsüden dillendirdikleri cümleler ne demişti? Yani özellik konusu tartışılabilir, konuşulabilir demişti. Ve eleştirilere baktığımız zaman özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen CHP kürsüdeyken terk ediyorsunuz, DEM kürsüdeyken terk ediyorsunuz. Bu açıklamanın
konuşmanın bir benzerini muhalefetten herhangi bir kişi, herhangi bir vekil yapmış olsaydı o zaman hangi tepkiyi göstereceksiniz diye soruyorlar. Şimdi Meral Akşener de bu konuya şöyle yaklaştı. Dedi ki bu açıklama karşısında MHP sessiz kalınca Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkarmayan koltuk fırsatçılarıyla mücadele ediyoruz dedi. Ayrıca gündeminde 12 askerin şehit olması sonrasında milli yas ilan edilmemesi de vardı. Kendi evlatlarına milli yas ilan etmeyi çok gören bir büyük vicdansızlıkla mücadele ediyoruz. Terörle mücadelede bile hamasetin arkasına sığınan bir büyük ciddiyetsizlikle mücadele ediyoruz. Terörle mücadelede bile hamasetin arkasına sığınan bir büyük ciddiyetsizlikle mücadele ediyoruz. Çok değil, daha bir yıl önce şu kadar terörist kaldı. Ayakkabı numaralarını bile biliyoruz. Terörü bitirdik diye milletimize yalan söyleyen, dün verdikleri sözlerin bugün hesabını veremeyen,